Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vakıfbank mobil uygulamasında merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, Vakıfbank mobil cihaz izinleri nedir? Ne işe yarar? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle telefonunuzun ayarlar menüsüne giriyorsunuz. Buradan Vakıfbank uygulamasını bulmanız gerekiyor. Ben arama yerinden pratik yoldan buldum. Evet, burada gördüğünüz gibi Vakıfbank'ın erişebileceği özellikleri görüyorsunuz. Burada cihaz özellikleri oluyor arkadaşlar. Buradan izin verdiğiniz özellikleri aktif edebilir veya kapatabilirsiniz. Öncelikle konum. Vakıfbank konumuma erişsin mi? Veya uygulamayı kullanırken sadece erişsin mi? Veya hiçbir zaman erişmesin mi? Seçeneklerini kullanabilirsiniz. Asla derseniz Vakıfbank sizin konumunuza erişemeyecek. Her seferde tekrar sor derseniz de bir dahaki sefere veya paylaştığımda sor özelliğini kullanabilirsiniz. Uygulamayı kullanırken veya her zaman seçeneklerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben uygulamayı kullanırken tercih ediyorum. Bu sayede uygulamaya giriş yaptığımda en yakın şubeyi veya en yakın ATM'yi görüntülemek istersem benim için Vakıfbank Mobil bu hizmeti gerçekleştiriyor. Alt kısımda da tam konum için izin verip kapatabilirsiniz. Bu da uygulamaların belirli konularını kullanmasına izin veriyor. Bu ayar kapalırken de uygulamanız yalnızca yaklaşık konumuzu kullanabilir. Tam konumuzu kullanamaz. Evet, iOS'lar için Siri ve arama özelliği mevcut burada. Bu özelliği de uygulamanın içinden kapatıp açabilirsiniz. Aynı şekilde ana ekranda gösterip uygulamayı önerebilirsiniz. Uygulamayı arada göster veya içeriği arada göster seçeneklerini aktif hale getirebilirsiniz. Bildirimler menüsüne bakalım. Bu da Vakıfbank'ta açtığınız bildirimlerin, örneğin hesabınıza para girişi geldiğinde size bildirim gelmesini istiyorsanız öncelikle Vakıfbank mobil uygulamasından bu özelliği aktif ettikten sonra cihaz ayarlarınızdan da yine aynı şekilde bildirimlere izin ver demeniz gerekiyor. Buradan açıp kapatabilirsiniz bu özelliği. Telefonunuzun modeline göre buradan kilitli ekranda, bildirim merkezinde veya başlıklar menüsünden de uygulamaları görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer özelliğimize bakalım. Arka planda yenileme özelliği mevcut. Bu özellikle cihazınızı arka planda yenileme özelliğini açarsanız Vakıfbank mobil için siz cihazınızı kullanmıyorken bile veya farklı bir işlem yapıyorken arka planda uygulama yenilenerek size bildirim göndermesi için daha hızlı şekilde hareket edebilir uygulama arkadaşlar. Hücresel veri de açıp kapatabilirsiniz. Hücresel veriyle uygulamaya girdikten sonra gizliliğinizi eğer önemsiyorsanız veya Wi-Fi ağından bir tehdit görüyorsanız sadece hücresel veri üzerinden uygulamaya giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.